1. Dünya Savaşı başlarken İngiltere en güçlü donanmaya sahipti. Bu özelliği de derhal kendi avantajlarına kullandılar tabii ki. Daha önceki videolardan da hatırlayacağınız gibi İngiltere 1914 Ağustos'unun başlarında Almanya'nın Belçika'yı istilası üzerine Almanya'ya savaş açmıştı. Ve Kasım 1914'te de bütün Kuzey Deniz bölgesini savaş alanı ilan etti. Bütün Kuzey Deniz bölgesini İngiltere savaş alanı ilan etti. Ki bu da diğer gemilere riski göze alıyorsanız gelin ama yok olabilirsiniz. Özellikle de geminizde cephane taşımanıza izin yok demekti. Ve bundan ilginç olanı yiyeceği cephane olarak kabul etmişlerdi. Almanya ve Avusturya Macaristan'a karşı abluka resmen başlamıştı. Böylece bu ittifak devletlerine yapılan bir kuşatma haline geldi. İttifak devletlerine yapılan bir kuşatma. Bu kuşatmanın savaş için büyük etkileri vardı. İttifak devletlerinin özellikle de Almanlar ve Avusturyalıların yiyecek kısıtlamasına gitmesine sebep oldu. Bu ülkelerin vatandaşları günde ancak bin kalorilik besin alabiliyorlardı. Şimdi bir hamburgerdeki kaloriye bakarak aslında söylediğim bu miktarın ne kadar küçük bir miktar olduğunu anlayabilirsiniz. Bununla beraber başka kısıtlamalar da geldi tabi. İttifak devletleri için savaş malzemeleri ve benzerlerinin temini zorlaşmıştı. Ayrıca yemek bulma konusunda da çok sıkıntı çekiyorlardı. Ulaşım sorunu yüzünden beslenme bozuklukları yaşanıyor, hatta durum neredeyse açlık boyutuna varıyordu. Ve tahminlere göre doğrudan etkilensin ya da etkilenmesin bu yemek sorunu yüzünden ittifak devletlerinden tam 400 bin sivil hayatını kaybetmiştir. Yani bu oldukça ciddi bir kuşatma taktiğiydi. Bunun dışında Almanlar artık eskisi kadar güçlü bir donanmaya da sahip değildi. Donanmalarının çoğu Almanya kıyılarına odaklanmıştı. Tam burada, Kuzey Denizi'nde. Aynı zamanda İngilizlerin ticari gücünü de kırmak istiyorlardı. Britanya adalarının ticari açıdan bağımsız adalar olduğunu fark ettiler. Bu adalar yemek ve gerekli malzemeler için ticaret yaparken İngiltere'den bağımsızlardı. 1915 Şubat'ında 1915 Şubatı Almanya Britanya Adaları etrafındaki denizi yani bu bölgeyi savaş alanı ilan etti ve denizin çevresini Britanya Adalarını benzer bir şekilde savaş alanı ilan ettiler. Çünkü filoları tam buraya odaklanmıştı. İnsanları Britanya adalarıyla ticaret yapmaktan alıkoymak için Denizaltı Savaşı yaptılar. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda Denizaltı Savaşı ilk defa çok önemli bir role sahip oldu. Burada ilkel denizaltılardan bahsediyoruz elbette. Su altına girebilen ve patlayıcıları gemilere gönderen teknelerden. Şimdi bu bilgileri temel kabul edip Mayıs 1915'e geliyoruz. Mayıs 1915'te RMS ya da İngilizce söyleyecek olursak RMS Lusitania isminde bir yolcu gemisi vardı. RMS İngilizce'de Kraliyet Posta Gemisi'ni simgeleyen harfler. Bu gemi bazı önemli postalar taşıyordu ve gerçekten büyük bir gemiydi. Eğer daha önce Titanic filmini izlediyseniz onun gibi büyük bir gemi düşünün. New York'tan Liverpool İngiltere'ye yol alması planlanmıştı. Liverpool'a, New York'tan Liverpool'a. Görünüşte yolcu gemisiydi ama kargo da taşıyordu. Ve Almanlar dedi ki, bu bizim için çantada keklik olabilir. Özellikle de cephane taşıyorsa ve İngiliz gemisi ise. Lusitanya için New York'taki ilanlarda 1 Mayıs 1915'te demir alacağı yazıyordu. Alman elçiliği de bir ilan yayınlamıştı. Ve bu ilan gerçekten okunmaya değer. İlanda şöyle yazıyordu. Dikkat! Atlantik'te yolculuk yapma niyetinde olanlar bilmelidirler ki Almanlar ve müttefikleri İngilizler ve müttefikleriyle bir savaşa girmiştir. Britanya Adaları yakınındaki savaş alanı olan sularda Alman İmparatorluğu hükümeti uyarınca resmi bildiriye göre Büyük Britanya ya da müttefiklerinden herhangi birinin bayrağını taşıyan gemiler bu sularda yok oluşlarından kendileri sorumludur ve savaş alanındaki Büyük Britanya ya da müttefiklerinin gemilerinde seyahat eden yolcular da kendi risklerini taşımaktadırlar. Alman İmparatorluğu Elçiliği Bu bildiri Nisan 1915'te yayımlandı. Böylece olayın arka planını biraz öğrenmiş olduk. Lusitanya 1 Mayıs 1915'te denize açıldı. Ve 7 Mayıs 1915'te, 7 Mayıs 1915, Liverpool'daki istikametine neredeyse ulaşmıştı. Bakın Liverpool işte tam burada. Harita üzerinde Liverpool. İrlanda kıyılarından yaklaşık 10-15 mil uzaklıkta. Burada Alman U botuyla karşılaşıyor. İşte tam burada Alman U botuyla karşılaşıyor. Ve Alman U botu Lusitanya'ya patlayıcıları gönderiyor. Patlayıcı gemiye çarpıyor ve bu çarpmadan kısa bir süre sonra kocaman bir patlama oluyor. Boom! Aslında ikinci bir patlama. Yani torpidonun çarpmasından sonra bir patlama daha oluyor. Ve bu patlama gerçekten tarihin önemli soru işaretlerinden biri olarak tarihteki yerini alıyor. Neden ikinci bir patlama oldu? Ve gemi birçok yolcusuyla beraber batıyor. Bu gemide yolcu ve mürettebat dahil toplamda 1959 kişi vardı. Bunların 1195'i öldü. Alman U-botları yüzünden batan başka gemiler de oldu tabii ama Lusitania bunların içinde en bilindik, en ünlü olanı. En azından Amerikan tarihi açısından bu böyle. Çünkü 128 Amerikalı da bu gemide hayatını kaybetmişti. Ve bu da bu da tabii ki birçok insanın Amerika açısından endişe duymasını sağladı. Peki bu olay neden oldu? Ölenler arasında Amerikalı siviller de vardı. Bu yüzden Woodrow Wilson bu olayı çok sert bir bildiriyle kınadı. Şimdi bununla ilgili biraz arka plan bilgisi verelim. Lusitanya'nın batışından önce Birinci Dünya Savaşı başlayalı daha bir yıl bile olmamıştı. Amerika'nın konumu nötr yani tarafsızdı. Bu Avrupa çatışmasına girmek istemiyorlardı aslında. Ancak savaşa girmeseler de Amerika itilaf devletleriyle önemli oranda ticaret yapıyordu. Onlara malzeme sağlıyor ve parasal destekte bulunuyordu. Yani itilaf devletlerine borç veriyordu. İttifak devletleri ise farklı davranıyordu. Yani ortada bir tarafsızlık durumu olmasına rağmen aslında üstü kapalı bir biçimde Amerika itilaf devletleriyle ayrı bir bağ kurmuştu. Woodrow Wilson bu noktada Amerika'yı hala savaş dışı tutmak istiyordu. Mayıs 1915'inden bahsediyoruz. Ve Alman İmparatorluğu'na sert bir uyarı gönderdi. Uyarı şöyle diyordu. ''Hemen özür dilemelisiniz.'' İleride buna benzer olayların tekrarlanmaması için önlem almalısınız. Alman İmparatorluğu bu uyarıya boyun eğmek zorunda kaldı. 9 Eylül'de, bunu zaman çizelgesine yazmama izin verin. Evet, ne demiştik? Mayıs'ta elimizde batmış bir Lusitanya gemisi var. Evet. Ve Eylül'de Almanlar yolcu gemilerine saldırmama konusunda anlaşma yapıyorlar. Lusitanya'nın batışı özellikle de Amerikan tarihi derslerinde Amerika'nın savaşa girmesinde tetikleyici olarak gösterilse de Amerika bütün bu dönem boyunca aslında tarafsız kalmıştır ve 1917 Nisan'ına kadar da savaşa girmemiştir. Lusitanya'nın batışı savaş yıllarında meydana gelen olaylardan sadece biri. Biraz daha hızlı gidersek 1916'da başkanlık seçimlerinde Wilson yeniden seçildiğinde Amerika'yı savaştan uzak tutan yeni bir platform oluşturdu. Wilson Amerika'yı savaştan uzak tuttu. Herhangi biri Almanların Amerika'nın itilaf devletleri tarafında yer almasını istemediği için en azından birkaç seneliğine U-Bot seferlerini durdurduğunu iddia edebilir. 1917'ye geldiğimizde göreceğimiz gibi Almanlar her şeyi göze alarak daha da agresifleşti ve yeniden U-Botlarla saldırıya geçtiler. Ki bu da Amerika'yı savaşa sürükleyen ya da Amerika'nın iddia ettiği gibi onu Birinci Dünya Savaşı'na sürükleyen nedendi. Burada Wilson'ın Dışişleri Bakanı William Jennings Bryan tarafından söylenmiş birkaç sözü alıntılamak istiyorum. Bunların bazıları oldukça anlamlı. İlki 1914 Eylül'ünden. Lusitanya ile ilgili henüz hiçbir şey olmamış fakat Avrupa'da savaş başlamışken Woodrow Wilson'a yazılmış neden savaş dışı kalmalıyız tarzında sözlerden oluşan bir bildiri. Bir mektup daha doğrusu. İşte neden savaş dışı kalmalıyız, neden savaşı bitirmek için hareket etmeliyiz vesaire bu tarz şeyler söylüyor Brian. Wilson'a şöyle yazıyor. İki tarafta kazanacak gibi durmuyor. Yani kimse kendini dikte ettirebilecek gibi durmuyor. Kendi şartlarını dikte ettirebilecek gibi durmuyor. Ve eğer bir taraf kazanırsa beraberinde gelen zafer başka bir savaşın hazırlayıcısı olacaktır. Barış için daha mantıklı bir yol bulmalıyız. Başka bir örnek daha verelim. Bu örnek Lusitanya'da meydana gelen ikinci patlama ile ilgili. William Jennings Bryan şöyle yazıyor. Cephanelik taşıyan gemiler yolcu taşımaktan alıkonmalı. Bu, kadın ve çocukları ordunun önüne sürmek gibi bir şey olurdu. Daha önce söylemiştim. Bu ikinci patlama tarihteki en büyük soru işaretlerinden biri. Biliniyor ki Lusitanya hafif mühimmat taşıyordu. Hafif silahlar taşıyordu yani. Ama Almanlar bunların ağır silahlar olduğunu iddia ediyorlardı ve bazı görüşlere göre ikinci patlamanın sebebi de bu ağır silahlardır. Bu şekilde bir sürü şüpheli durum var. Lusitanya'nın taşıdığı kargoların bozulabilir gıda olduğu söylense de hiçbiri geminin buzdolabı kısmında muhafaza edilmedi. Ve bu da ağır silahlar taşındığına inanılması için bir sebep oluşturdu. Ve oluşan ikinci patlamada okları yine bu yöne çeviriyor. Birinci Dünya Savaşı bitmesine rağmen İngiliz donanması birçok kez Lusitanya'nın enkazını yok etme girişiminde bulundu. Bazı tarihçilerin dediğine göre ağır silahlar taşıdıklarına dair kanıtları ortadan kaldırmak içindi bu çalışmalar. Belki de Lusitanya, Almanlar açısından düşündüklerinden de kolay bir hedefti. Her ne olursa olsun yine de bu çok ilginç bir olay. Amerika'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesinde zorunlu sebep olmasa da yine de çok ilginç bir olay. Bütün bu kuşatmalarla ve Almanların sivillere karşı kullandığı U-Bot'larla ilgili genel fikir veren ve daha sonra da Amerikalılar için endişe duyulmasını sağlayan önemli olaylardan biri olmuştur Lusitanya'nın batışı